tutamı olup olmamasına göre ayrılıyor. Eğer tümörün çapı 1 santimin altındaysa mikroadenom diyoruz. 1 santimin üzerinde ise ismi makroadenom oluyor. Mikroadenomlara zaten çoğu hastalıkta olduğu gibi ilk seçenek tedavimiz medikal tedavi arkadaşlar. Yani dopamin agonisti. Kabergolin başlıyorsunuz ve belli bir düzeyde prolaktini tutmaya çalışıyoruz. Hedefimiz burada prolaktini 20'den düşük tutmak. Tamam mı? Eğer dopamin agonisti vermenize rağmen ve doz ayarlamanıza rağmen prolaktin düzeyiniz hala 50'nin üzerinde çıkıyorsa, yani 50'nin altına indiremiyorsanız, o zaman kabergolini bromokreptinle değiştirebilirsiniz ya da hastayı cerrahiye alabilirsiniz. Burada iki tane alternatifimiz var. Zaten cerrahi burada ne açıdan olmuş oluyor? Az önce cerrahi indikasyonlar slaytını hatırlarsanız medikal tedavi başarısızlığında cerrahi yapılır demiştik. Bu bir medikal tedavi başarısızlığı olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Bu önemli. Tamam. Mikroadenom ise ilaç zaten. Ama makroadenomda iki tane önemli nokta var. Bakın. Eğer prolaktinomanız varsa ve tümör çapınız 1 santimin üzerindeyse mutlaka bir görme alanı testi yapacağız. Çünkü bu bir seller kitle. Ne dedik? Seller kitle supraseller yayılırsa optik kiyazmaması yapar ve bitemporal hemianopsi dediğimiz görme alanı defektleriyle karşımıza çıkar ki görme alanı defekti bizim için bir cerrahi endikasyondur arkadaşlar. Tamam mı? Optik kiyazmaması söz konusudur ve bir cerrahi endikasyondur arkadaşlar. Önemli. İkinci sırada yapmamız gereken şey hipofiz fonksiyon testlerine bakmak. Yani sadece prolaktin değil az önce saydığım FSHLH, ACTH, TSH, IGF-1 gibi ön hipofizden salınan bütün hormonlara mutlaka bakmamız lazım. Çünkü bu hormonlar düşük olabilir. Hastalara hormon deplasmanı yapmak zorunda kalabilirsiniz. Çok rastladığınız bir senaryo. Buna ne diyoruz? Hipopituitarizm ilk slaytımızın konusu. Burada da makroadenom da olsa tedavimiz cerrahi değil medikal tedavi demiştik. Dopamin agonistinin dozunu ayarlıyoruz ve 4 ay sonra MR kontrolü yapıyoruz. Niye? Neden? Tümör küçülmüş mü? Ona bakmak için. Prolaktinomada medikal tedavi tümör boyutunu küçültür arkadaşlar. Önemli. Burada medikal tedavinin amacı prolaktinin etkilerini ortadan kaldırmak değil. Burada medikal tedavinin amacı prolaktinomanın boyutunu küçültmek arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka 4 ay sonra MR ile değerlendirip tümöre bakmak lazım. Eğer tümörde küçülmeniz yoksa maalesef yine cerrahi adaysınız. Ama tümörünüz küçülmüş ve prolaktin normale gelmişse ki %90'dan fazla hastada bu güzel senaryoyla karşılaşıyoruz. Hastaları kontrole alıyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi geldik yine TUS tarihinin en çok soru sorulan konularından bir tanesi arkadaşlar akromegali. Akromegali growth hormon fazlalığı demek değil mi? Ama aslında biz bunun tanısını nasıl koyuyoruz? Tarama testi olarak ilk kullanacağımız test, ilk ya da tarama testi IGF-1 dediğimiz testi hatırlarsınız. Akromegalide önemli noktalardan biri şu. Bu somatotrop hücreler aynı zamanda prolaktin salgısı da yapabiliyorlar. Yani şöyle bir hasta, böyle bakın işte kabalaşma, yüzde kabalaşması olan, hipertrofisi olan bir hastada aynı zamanda eşlik eden prolaktin yüksekliği olabilir arkadaşlar. Mutlaka prolaktinlerini bunları ölçmek lazım. Akromegalinin en sık sebebi hipofiz adenomu. Bazen ektopik tümörler olabiliyor. Growth hormon salan hormon. Yani GHRH salan tümörler olabiliyor. Bunları da en çok bronşiyal karsinoid tümörlerde görüyoruz. Klinikte ne var? Organomegali olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Kas ve nörolojik olarak miyopatilerin olabileceğini ya da Bauduc artışına bağlı tuzak miyopatiler görülebileceğini hepiniz biliyorsunuz. Bilmediğiniz birkaç önemli noktayı burada vurgulayacağım arkadaşlar. Akromegalide biliyorsunuz iki tane kanserin sıklığı artar. Neler bunlar? Bir, tiroid kanserleri. Özellikle papiller tiroid kanserlerinde arkadaşlar artış görüyoruz. İkincisi de kolon kanserleri arkadaşlar. Bakın kolonik polipozis zemininde kolon kanseri gelişebiliyor akromegalide. Bu yüzden bu hastaları tiroid ve kolon kanseri açısından taramayı almanız lazım. Tiroid kanseri taramasını neyle yapıyoruz? Tiroid ultrasonuyla yapıyoruz. Kolon kanseri taramasını neyle yapıyoruz? Çoğunlukla kolonoskopi ile yapıyoruz, değil mi? Ama tabii ki rektosigmoidoskopi, işte Galata'da gizli kan gibi şeyleri de kullanabilirsiniz. Onlara değineceğim. Akromegalide hastalar çoğunlukla diyabetik hastalar oluyor. Çünkü ne dedik? Growth hormon bir kontrol regülatör hormon. Growth hormon artarsa kan şekeri artar. Dolayısıyla hiperglisemi ile karşımıza gelebiliyorlar. Aman uyanık olalım, dikkat edelim. İki tane kanseri kaçırmıyoruz arkadaşlar. Yıldızlıyoruz. Tiroid kanseri ve kolon kanseri çok önemli. Kanada ilk yapılacak IGF-1 ölçümü ama altın standart testimiz tabii ki de bir dinamik test. Ve bu dinamik testte neyi kullanıyorum? Growth hormonu kullanıyorum. Dinamik testler arkadaşlar adı üzerinde olan testlerdir. Bakın glukoz süpresyon testi adı üzerinde değil mi? Glukoz süpresyon testi hastaya glukozu ver. Normalde glukozu verince growth hormonun süpresi olmasını beklersin. Bu normal insan için geçerli ama akromegalili kişide growth hormon süpresi olmaz, yüksek kalmaya devam eder. Bu kadar basit ayırt etmek. Dışarıdan hastaya %5'lik dextroz veriyorsun, yani glukoz veriyorsun ve growth hormonun baskılanıp baskılanmadığına bakıyorsun arkadaşlar. Dinamik testlerde ne yaptık? Yine growth hormonu kullandık. Bakın prolaktinomadan farklı olarak cerrahi buradaki ilk seçenek tedavimiz ama medikal tedavide de öyle çok yaban atılır tedaviler yok. Bakın medikal tedavilerde opioid gibi somatostatin analoglarını kullanabiliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Özellikle yeni çıkan bir somatostatin analogumuz var. Pasireotit diye. Özellikle akromegali hastalarında ve biraz daha göreceğiz arkadaşlar. ACTH salgılayan tümörlerde
yani hipofizar kurşun hastalığında kullanılabilen güzel ilaçlardan bir tanesi. Somatostatinin 5. alt tipini etkileyen bir ilaçtır. Opioiditten çok daha selektif inhibisyon yaptığı için çok daha başarılıdır. Farmakolojide soruldu biliyorsunuz pasiriyotit arkadaşlar. Sıra dahiliyede sorulmasında önemli. Dopamin agonistleri de işe yarar. Prolaktin salınabilen bir hormon olduğu için. Growth hormon reseptör antagonistleri var. Peglisomant arkadaşlar soruldu. Peglisomant bir reseptör antagonistidir arkadaşlar. Peglisomant ne yapar? Growth hormonun reseptörüne bağlanmasını engeller. Tamam mı? En önemli nokta bu. Dolayısıyla peglisomantı bizim kullanma amacımız nedir? IGF-1'i düşürmektir. Zaten akromegali hastalarında temel amaç aslında IGF-1'i düşürmek. Niye? Çünkü IGF-1 bir growth faktörü. Yani büyüme faktörü. Tüm bu viseromegaliler, artropatiler, uyku apne sendromları ya da işte ellerde ayaklarda büyümeler, kolon polipleri hepsini yapan suçlu bu IGF-1'dir arkadaşlar. Tamam mı? Önemli. IGF-1'i düşük tutmak hastaların klinik bulgularını azaltmak açısından önemli. İşte bu peglisomant IGF-1'i küçültür ancak tümör boyutunu küçültmeyebilir. Aksine büyüme yapabilir arkadaşlar negatif inhibisyon ortadan kalkacağı için. Ama temel mantık burada IGF-1'in düşürülmesi. Oldukça agresif bir tümör olduğu için ne cerrahi ne de ilaç işe yaramazsa ışın tedavisi ya da ikinci operasyonlar gündeme gelir arkadaşlar. Yapılan cerrahi nasıl cerrahi? Transsfenoidal bir cerrahi. Burun deliğinden girip sfenoid kemiğinin hemen arkasına